Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan ve Radyo Ege Kampüs'ten günaydın değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Yeni bir gün ve yeni bir sabahla Ege'den Sağlık programımızla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Diyabete karşı küresel birliktelikte ve diyabet farkındalığında biz de varız diyoruz ve bugün Ege'den Sağlık'ta diyabeti konuşuyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de bizleri yalnız bırakmayan ve diyabet denince akla ilk gelen isimler olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Şevki Çetinkalp ve Diyabet Eğitimi Uzman Hemşiresi Nuran Horuzoğlu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli konuklarımız. Hoş bulduk Duygucuğum, günaydın. Günaydınlar. Çok teşekkürler. Bizlerle birliktesiniz bugün. Biz teşekkür ederiz böyle bir tatlı günde bizi çağırdığın için. Çok teşekkürler. Gerçekten şimdi konuşacak çok şey var diyabetle ilgili. Özellikle ülkemizde ve dünyada tabii ki her geçen gün önemi daha da fazla artan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hastalığa geçiş yapmadan önce her hastalıkta bir simge vardır. Diyabette de çok güzel bir simgemiz var. Mavi halka. Ama biz bu mavi halkanın ne olduğunu merak ediyoruz. Acaba neden mavi halka diyabetin simgesi hocam? Sana da bir mavi halka getirdik hemen. Çok teşekkür ederim. İstersen. Çok mersi. Ben de hemen... Evet. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler çok hocam. Sağ olun. Çok mersi. Evet buyurun efendim. Niye mavi halka? Mavi aslında neyin simgesi doğada? Gökyüzünün simgesi. Evet. Gökyüzünün altında da bizler yaşıyoruz. Tüm dünyalılar. Ve gökyüzüyle beraber uyum içinde olmamız gerekiyor. Ama maalesef dünyada diyabet bir salgın hastalık gibi yayılıyor. Evet. Ve 1991'de Dünya Sağlık Teşkilatı bir uyarı yayınladı. Şimdiye kadar Dünya Sağlık Teşkilatı işte 1850'lerde, 1900'lerde biliyorsunuz veba salgınları vardı. Evet. 1930-50'lerde sıtma salgını oldu. 1980 sonrası 2000 yılına kadar bir AIDS salgını oldu. Ve 2000 yılından sonra ilk defa diyabet, bakın diğerleri bir enfeksiyon hastalığı. Hı hı. Diyabet bir enfeksiyon hastalık değil, bir metabolik hastalık. Enfeksiyon dışı bir hastalıkta dünyayı uyarmak istedi. Dünyada diyabet çok hızlı bir şekilde enfeksiyon gibi yayılıyor diye. Evet. Ve bu yüzden tüm dünyanın yaptığı çağrıyı da bir birlik, beraberlik simgesi olan halkayla simgeledi. Evet. Mavi gökyüzü, halka tüm dünyanın birlikteliği, aynı zamanda mavi bir umudun simgesi. Hep beraber dünyada diyabeti engelleme, önleme adına 1991'de bu akımı başlattılar. Maalesef başarılı olamadılar. Öyle mi? Birleşmiş Milletler'e götürdüler bu durumu. Hı hı. Ve Birleşmiş Milletler'in devreye girmesiyle 2006 yılında çıkan kanunla 2007 yılına itibaren mavi halka simgeli Dünya Diyabet Günü, kutlama demeyelim, farkındalık yaratma günü olarak, evet, yaratma günü olarak tüm medyada halka duyuru açısından bazı aktivitelerle duyurulmaya başlanmış, evet, oldu. Belki bir küresel birlikteliği de biraz aynen, önce söylediğimiz tabii, gibi ifade ediyor diyebiliriz. Şimdi bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Biz de bir farkındalık yaratmak adına bugün diyabetle ilgili güzel bilgiler vermek istiyoruz izleyenlerimize ve dinleyenlerimize. Peki hocam neden 14 Kasım Dünya, evet, Diyabet Günü acaba? 1921 biliyorsunuz insülin keşfedilmiş, keşfedilme dönemi. Evet. Aslında diyabetin tanınması milattan sonra 150 yıllarında Kapadokyalı Aretios tarafından oluyor. Diyabet biliniyor ama tedavi edilemiyor. Edilemiyor. Üstelik tip 1 diyabetseniz maalesef 3-6 ay içinde çocuklarda daha çok görüyordu, vefat ediyorlardı. İşte Banting ve Best çok büyük Nobel kazandılar ve insanlığa büyük bir miras bıraktılar. İnsülini keşfediyorlar 1921'de. İnsülin keşif tarihi değil. Daha güzeline Banting'in doğum günü, evet, 14 Kasım ve Kanadalı bir araştırmacı, evi de Kanada'da, orada bir mum yanıyor şu an için, bir meşale yanıyor evin önünde. Ne zaman diyabetin kesin tedavisi bulundu o zaman o meşale söndürülecek. Evet. İşte 14 Kasım doğum günü Banting'e atfen diyabetin farkındalık günü olarak karşımıza çıkmış oldu, evet, aslında. Şimdi dünyada ve ülkemizde dedik ama evet dünyada da tabii ki çok önem teşkil eden bir rahatsızlık ama ülkemizi baz alacak olursak siz de ülkenin bilim insanlarından biri olarak acaba ülkemizde neden bu kadar hızlı ilerliyor diyabet? Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Yani
Türkiye dünya ile birlikte değerlendirdiği zaman artış evet var ama ondan daha hızlı gidiyor. Evet. Şimdi dünyaya baktığımız zaman %8.3'lük bir diyabet sıklığı var. Evet, bir grafiğimiz de geldi zaten. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman bakın 2 yıllarda Türkiye'deki %5'lik olan bir uyarı var 1995 yılında. Diyor ki Dünya Federasyonu, siz diyor bu gidişte 2025 yılında 7.2 olursunuz diyor. Bir istatistik yöntemi kullanıyor. Fakat 2010 yılında biz %13.7 olmuşuz. Yani 2025 yılındaki hedefe 15 yıl öncesinde ulaşmışız. 2013 yılında bir istatistik yapılıyor, 14.8. Evet. Bu istatistikle biz Avrupa'da sayı açısından 3. sıradayız, yüzde açısından 1. sıradayız. Bu çok yüksek bir rakam. Evet. Ve 2014 yılında yapılan istatistik 18.3. Yani bu ne demek? Her 5-6 kişiden bir tanesi şu an Türkiye'de diyabetli. Bu birinci basamak hekimleri açısından da bir sorun yaratmış oluyor. Üst solunum enfeksiyonu gibi diyabetli hastayla karşılaşıyorlar. Evet. Ve diyabet hem tanı hem takibi hem tedavisi gerçekten diğerlerinden farklı olan bir hastalık tipi. Evet. Bir enfeksiyon gibi değil. Ve bakın aynı şekildeki istatistiği Dünya Sağlık Teşkilatı'nın kullandığı istatistiği ben halk sağlığından rica ettim. Oradaki arkadaşlarımız bize hesapladılar. 2025 yılında %31.5 olacağız Türkiye'de. Yani her 3 kişiden biri diyabetli hale gelecek. Evet. Bu çok yüksek bir rakam. Evet. Paralel gitmiyor. Yani dersiniz ki işte diyabet obezite ile ilişkili. İlk aklınıza o gelecek. Fiziksel inaktivite ile ilişkili. Evet. Hani obezitenin iğmesi böyle ama diyabetin iğmesi bu şekilde. Hı-hı. Yani ondan daha hızlı ilerliyor. Ve dik bir yükseliş var. Dik bir yükseliş var. Evet. O zaman sadece obezite ve fiziksel inaktiviteye bağlasaydık paralel gitmesini beklerdik. Hı-hı. Başka şeyler araştırmak gerekiyor. Evet. İşte neler olabilir diye düşündüğümüz zaman gerçekten son 3-4 yılda obezite ve diyabet ilişkili farklı kavramlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi diyabetle ilişkili farklı kavram. Mesela Türkiye antibiyotik kullanımda Avrupa'da birinci sırada. Evet. Bunun diyabetle ilişkisi olarak olabilir mi? Gerçekten Türkiye'de bu çalışma yok ama dünya çalışmasına baktığımız zaman yılda 5 kez antibiyotik kullanan bir kişide diyabet çıkma olasılığı %53. Doğru bir orantı var yani. Çok arasında. Yüksek. Evet. Bunun için olabilir. Antibiyotik kullandığımız zaman bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler de ölüyor. Hı hı. Demek ki bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler bizim diyabet gelişmemizi engelliyor. Biz evet. onları öldürünce, yılda 5'ten fazla antibiyotik kullanınca demek ki buna yatkın hale geliyor Türk toplumu. Evet. Evet, uyku açısından bakalım. Türk toplumu sizce fazla mı uyuyordur, az mı uyuyordur? Fazla uyuyor. Fazla uyuyor. Avrupa'nın en fazla uyuyan ırkındanız. 9 saat uyuyor. Evet. Normalde bir kişinin ne kadar uyuması lazım? 6-7 saat civarı Bravo, sanıyorum. Çok doğru. 6-7 saat sağlıklı bir uykudur. Eğer 6 saatten az uyursanız diyabet gelişme riski %35. Evet. Fazla da uyunursa. 9 saatte fazlası uyursanız %65. Evet. Yani az uyumakta, çok uyumakta maalesef diyabete yol açıyor. Evet. Hani öğleden sonra bilirsiniz bir şekerleme yapılır. İsmi evet. çok güzel oturmuş. Şekerleme yapmak iyi midir? İyidir. Eğer yarım saat oluyorsa. Evet. Mesela Japonya'da biliyorsunuz iş ortamında yarım saat şekerleme verilir çalışanlara. Evet. Aktiviteyi arttırır. Ama bu şekerleme eğer bir saati geçerse diyabet riski %40'a çıkıyor. Artıyor. Evet. Dengede tutmak gerekiyor evet. uyku saatlerimizi de. Besinler açısından bakalım. Acaba besinler açısında sorun var mı? Var. Hı-hı. Kızartma yemek mesela diyabet riskini %25 arttırıyor. Eğer yediğimiz bir elma çok sağlıklı meyve mesela biz diyabete çok öneriyoruz. Hı-hı. Bunu kabuğuyla yemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü antioksidan evet. içeriyor. Ama maalesef kabukta 3'ten fazla pestisit varsa biliyorsunuz gıdaların bozulmaması için, hı hı. dayanıklı olması için ilaçlama yapılıyor böceklenmemesi evet. için. Ama bu pestisitler fazla gelirse bu da diyabet riskini arttırıyor. Evet. Üstelik en fazla arttırdığı da gebelikteki diyabet riskini arttırması. Evet. Televizyon dizileri şeker hastalığı yapıyor desem. Oturmaktan mı acaba? Aynen. İki saatten fazla. Aynı anda doğru bir şeyler diyorsunuz. Evet. İki saatten fazla oturup dizi izlerseniz diyabet riski %25 artıyor. Evet. Çok, dizileri çok kısa gerçekten. Tutmak gerekiyor. Evet, kısa tutmak Aynen. lazım. Oturmayı azaltmak Aynen. lazım. Sağlıklı beslenmek lazım ve birçok faktör. Şimdi diyabet komplikasyonları çok karşımıza çıkan bir kavram. Özellikle bizim izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz de bilir. Halk Kitapları Sağlık serisinde evet. diyabet kitabınızda da yer alan çok önemli fotoğraflar var.
o komplikasyonların bir örneği sanıyoruz. Peki hocam nedir yani diyabetli olan bir hastayı neler bekliyor? Ne tür problemlerle karşılaşır diyabetli bir kişi? Aslında diyabeti korkutan şey hasta mesela rastlansal geliyor kan şekeri 350 tanı koyuyoruz ve ayaktan geliyor sorun yok. Kendisinde hiçbir semptom da olmayabilir. Yani diyabetlilerin %80 tipik için söylüyorum %80'de aslında bulgu yoktur. %10-20'sinde var. Hani çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı. Aslında bunlar varsa erken tanıya gidiyor. Evet. Ama bunlar yok. Diyabet önceden başlamış, geç dönemde ortaya çıkıyor. Ama asıl bizi korkutan ne? Bu kan şekerinin yüksekliğinden kişinin haberi yok. Çünkü bulgusu yok ve ayağında yara açılarak geliyor. Evet. Diyabetik ayak oluşuyor veya göz kanamasıyla tanı koyuyor. Diyabetik retinopati diyoruz. Veya el ayak uyuşmaları gece huzursuz ayak sonrasında ayak yarasıyla geliyor. Diyabetik nöropati diyoruz. Veya işte idrar haline baktığınız zaman proteini yükselmiş haberi yok. Daha sonra böbrek yetmezliğine doğru gidiyor. Diyabetik nefropati diyoruz. Evet. Bizleri asıl korkutan bunlar. Evet. Yani komplikasyon dediğimiz... Kronik komplikasyon dediğimiz, uzun dönemde dediğimiz ama uzun dönemin süresini de bilmiyoruz. Çünkü tanı almamış, tanı esnasında bu komplikasyon dediğimiz hasarlanmalarla geliyor. Veya erken tanı almış, kan şekeri çok iyi giderse erteliyoruz hatta önleyebiliyoruz. Ama bazen de kan şekeri çok iyi gitmesine rağmen engelleyemediğimiz oluşan organ hasarlanmaları da olabiliyor tabii ki. Şimdi izninizle isterseniz değerli konuklarımız diyabet komplikasyonları ile ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim daha sonra da programımıza devam edelim. Sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz komplikasyonlarla ilgili videomuzu izledikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bir kesik veya yara olduğu zaman kapanmamasıdır. Ömrüm boyunca sürekli diyetle yaşamak, sürekli düzenli yemek yemek. Çünkü hayatta çikolatalar, baklavalar gibi güzel şeyler var. Onlardan mahrum kalmak istemiyorum. İleride felç olma tehlikesi, işte gözlerimde bir görme bozukluğu olabilir diyor. Bir de yani ileride belki böbreklerimde bir rahatsızlık olabilir korkusunu yaşıyor. Bir göz, ikinci böbrek, 3 prostat, 4 ayak hastalıkları. En korktuğumuz 4 tane hastalığı var bunun. Şekerinizin düşmesi halindeki baygınlık geçirmeleriniz çok tehlikeli oluyor. İnsülin kullanmamak için elimden geldiği şekilde gayret ederim. Yaşamımın tabii kalitesini düşürüyor. İleride bir takım organlarıma zarar verir diye düşünüyorum. Korkuyorum tabii yani. Evet, güzel bir videoydu. Diyabet komplikasyonları ile ilgili. Şimdi diyabetin tedavisiyle devam edelim isterseniz. Çünkü gerçekten bu aşama sanıyoruz ki en önemlisi. Kişi tanı aldıktan sonra artık hayatına ne gibi çeki düzen verecek, nelere dikkat edecek? Nasıl yapıyoruz hocam tedavi? Aslında diyabetin tedavisi zor. Evet. Niye zor? Çünkü hastanın katılımı gerekiyor. Yani sadece bir enfeksiyon geçirmiş olsanız, bir bel ağrınız olmuş olsa doktora gidiyorsunuz, reçetenizi alıyorsunuz, tedavi başlıyorsunuz. Evet. 10 gün sürüyor, bitiyor. Ama diyabet öyle değil. Ömür boyu süren bir arkadaş demek zor bence diyabete. Bir arkadaşlık değil, bir açıkçası savaşım. Savaş. Yani arkadaş insana zarar vermez çünkü. Halbuki buna iyi bakmadığınız zaman diyabet size zarar verir. Evet. O yüzden burada eğitim çok çok önemli. Evet. İlaç tedavisi önemli. İzlem çok çok önemli. İlaç tedavisi dediğimiz zaman bu aynı zamanda haplar, aynı zamanda insülin ve birçok yeni tedaviler piyasaya geldi ve kullanıyoruz. Ama en önemlisi eğitim. Eğitim. Evet, burada da zaten diyabet eğitimi uzman hemşirelerimiz karşımıza çıkıyor ve onlardan bir tanesi şu an bizimle birlikte Sayın Nuran Horuz oldu. Diyabet hastalığında eğitim uzman hemşiresi olarak size ne gibi görevler düşüyor? Hastalarla nasıl ilişkiler içerisindesiniz? Bunları da sizden dinlemek istiyoruz. Çok teşekkürler. Savaş dediniz, arkadaş dediniz. Biz savaşı barış haline getirmek durumunda kalıyoruz. Evet. Orada dokunduğumuz hayatlar, dokunduğumuz kişiler bu anlamda desteklemek anlamında önemli. Çünkü neden? Kronik bir hastalık. Ne dedik? Uzun sürüyor dedik. Yani bugün geldi, 10 gün sonra gidecek değil. Hayat boyunca her aşamada ister tip 1 olsun, ister gestasyonel diyabet olsun, ister tip 2 olsun mutlak surette yanlarında olmak zorundayız. Tanı konulduğu ilk anda korkuları, kaygıları oluyor, endişeleri oluyor. Çünkü bilgi eksikliği ciddi bir sıkıntımız.
Kronik hastalık dedik, öz bakım çok önemli. Diyabet tedavisinin hemen hemen %98'ini öz bakım oluşturuyor. Kişinin kendine verdiği değer, evet, algıladığı sağlık neyse bununla paralel gitmiş oluyor. Bir de hastalığının ciddiyetini de farkına varması, evet, sanıyorum, evet, önemli, evet, kişinin. Yani korkutmak ya da öcü haline getirmek değil, ama neden içlerini tartışarak adım adım birkaç seansta, ki ilk önce akut olan işte insülin nedir, nasıl kullanılır, şeker düşüklüğü olan hipoglisemi yaşadığında ne olması gerektiği konusunda mutlaka bilgilendiriyoruz ve bu hayat boyunca süreceği için de kesim kesim, yani kişi şöyle düşünmemeli, ben geldim, diyabet o gün öğrendim, insülin yapıyorum, tamam hadi bitti değil yani. Hı hı. Mutlaka her sorun aşamasında ya da hayatında farklı işte ameliyat öncesi olabilir, gebelik döneminde olabilir ya da farklı bir taşınması bile, bir yerden bir yere taşınması bile kişiyi ciddi anlamda tedavi değişikliğine itebilir. Bu, evet, anlamda her aşamada destek olmak zorundayız. Aslında Duygucuğum, burada kızan, azarlayan genellikle bizler oluyoruz. Doktor oluyor. Evet. Ama onları daha çok sevgiyle karşılayan, onlara barıştıran, evet, hastalığıyla barıştıran, nasıl mücadele etmesi gerektiğini gösteren hem diyetisyenlerimiz hem de diyabet eğitim hemşiremiz mutlaka olacağız. Mutlaka bu bir ekip işi her şeyden, evet, önce. Aynen. Doktoruyla, hemşiresiyle, diyetisyeniyle ortak, çalışma ortak bir çalışma. Evet. Bu öz bakımda kişi her konuyu tek tek bilmeli ki uyum içerisinde olmalı. İşte tedavi sonucunda şekerin kaç çıktığı, ne kadar iyilik halini sürdüğü, bu inanç çok önemli. Evet. Çünkü aldığı olumlu geri bildirim onu motive edecektir. Bir sonraki aşamada mutlaka ben doğru gidiyorum, doğru yapıyorum ki mutlaka arada sıkıntılar olacaktır ama işte el birliği onları aşmak istiyoruz. Bu anlamda bireysel eğitimimiz çok önemli. Bununla beraber mutlaka bireysel eğitimi tamamladıktan sonra grup eğitimlerimiz var. Grup eğitimlerinde kendisinin yalnız olmadığını, hı hı, arkadaşının olduğunu, kendi gibi başka farklı kişilerden de olduğunu görmesi çok önemli. Bir de diyabet okulumuz var ki 1996 Mart ayında açmıştık. Hep beraber yine bu 20. yılımız olup 21. yılımıza giriyoruz artık. Yine bu sene 18 Kasım Cuma günü saat 13'te obezite okulumuz, 15'te de diyabet okulumuz aktif olarak bu dönemin 54. dönemi başlatıyoruz. Buradan da duyurusunu, evet, yapmış 55. olalım. 55. dönemde diğer dönem olacak, Mart ayında olacak. Bu şekilde yılda iki kez okulumuzu tekrarlıyoruz. Tüm diyabetli bireylerimizi, yakınlarını, arkadaşlarını bu okulumuza da beklemek istiyoruz ve gelmelerine katılmanı istiyoruz. Evet. Bugün öğleden sonra bir aktivitemiz var. Bornova'da, Bornova Belediyesi'nin katkılarıyla, onlara da çok teşekkür ediyoruz Olgun Atilla Bey'e. Gerçekten bize çok yardımcı oluyor halka ulaşmamızda. Uğur Mumcu, evet, Kültür Sarayı'nda saat 2'de tüm halkımızı eğitim toplantımıza bekliyoruz. Daha sonra Büyük Park'ta bir mavi halka yapacağız. Tişörtlerimiz hazır. Çok güzel. O çekeceğimiz fotoğrafları da Dünya Diyabet Federasyonu'na göndereceğiz. Göndereceksiniz. Evet. Her sene olduğu gibi bu sene de etkinliklerimiz çok güzel. Sayın Oruzoğlu, masamızda bir takım, evet, şeyler görüyoruz. Bunları bize tanıtır mısınız? Tabii, tanıtalım. Öncelikle tanıtım aşamasında üzgünüm, kan şekerinizi alacağım. Biliyorsunuz bugün Dünya Diyabet Günü. Kan çıkartmadan bırakmıyoruz. Örnek teşkil ediyorum. Tabii. Öyle olmaz. Kan şekerinize şimdi bakalım. Kan şekeri ölçüm cihazlarımız bunlar, evet, sanıyorum. Evet. Kan şekeri ölçüm cihazımız. Tabii ki buradan da artık korkulacak bir şey, evet, olmadığını, evet, gösterelim, evet, değil mi? Evet, diyabetin olmazsa olmazı en kısa yöntemle o parametreyi öğrenmek adına önemli bir aşama. Diyabetin, evet, tedavisinde ve izleminde en önemlisi hastanın kendi kan şekerine bakması. Evet. Çünkü verdiğimiz tedavinin gerçekten etkin olup olmadığı, hı hı, izlemde 3 aylık şeker ortalamamız A1C'nin hedefe ulaşıp ulaşmayacağım. Parmak önemli mi burada? En ağrısız en parmağımız. Çok ortaya kullanıyoruz. İlk şu dış üç parmağımız, işaret, evet, parmağımız. En çok kan çıkan da işaret, evet, parmağımız. Sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz, evet, şimdi yüzük parmağımdan kan, evet, şekerim ölçülecek. Normalde elinizi yıkayıp kurulamak yeterli ama şu anda stüdyo ortamında bunu gerçekleştiremeyeceğiz. Ben burada silmek zorunda kaldım. Tamam. Bilginiz olsun. Şimdi tokluk kan şekerime bakılıyor benim acaba. Burası şimdi rastlantısal. Eğer sabahleyin saat şu an 11. Eğer 9'da kahvaltı yaptıysanız bu tam tokluk şekeri olacak. Evet, 9'da. Evet. Yaptığım için. Herhangi bir şekilde uygun, rastlantısal baktığımız kan şekeri eğer 200'ü geçiyorsa diyabet tanısı koyuyoruz. Taramalarda bu yöntemi kullanıyoruz biz. Aslında çok basit bir yöntem olarak, evet, görünüyor şu an. Yüzünde herhangi bir, evet, şey olmadı. Sorun yok. Yok. Ağrı da yok.
Siz bakın bakalım. 127 çıktı hocam. Gayet güzel. Çok sağlıklıyım. Gayet güzel. Eğer 140 geçseydi uyarı olabilirdi. Ailede şeker hastalığı var mı? Yok. Yok, güzel. Ama dediğim gibi eğer 200 geçseydi diyabet tanısı koymak için bir doğrulama testi daha yapacaktık. Evet. Ki onu açken yapmak daha iyi. Bu uyarı taşıyor. Taramalarda basit yöntem olduğu için bu yöntemi kullanmış aslında oluyoruz. Aslında basit gerçekten tanısı. Evet. Çok basit bir yöntemle en azından uyarı amaçlı bu yöntemi kullanabiliyor. Hastalarımız kendileri de tabii ki siz sanıyorum gösteriyorsunuz uygulamalı olarak. Hı-hı. Evet. Hem tanı açısından hem de izlem açısından bu anlamda önemli. Evet. Tabii diğer konu kişi... Bir de şöyle bir algı var işte hap, insülin. Hayır tamam, yaşam şekli değişikliği çok önemli. Konudaki diyetisyen arkadaşlar bu konuda çok yoğun destek veriyorlar kendilerine. Beslenme ve egzersizin önemli olduğu için bir de insülin kalemlerimiz de var aynı şekilde. Gerçekten yine de iğne uçları artık teknolojinin de yardımıyla çok ince ve bu anlamda teknolojik anlamında ağrı vermeyen şekilde olduğu için gerçekten... İsterseniz şöyle biraz kaldıralım tabii kameradan ki, da daha net görünsün. 2000'li yıllardan önce istatistik yapılmış, hastalar insülinden korkuyorlar mıdır diye. Evet. Gerçekten 2000'li yıllardan önce hastalar iğne korkusu vardı. Ama 2000'li yıllardan sonra bu kalemler çıktıktan sonra yine istatistik yapılıyor. Hastalarda iğne korkusu kalkmış. Kalkmış. Çünkü niye? Bu çok incecik bir iğne. Dört milimlik iğne. İçeri 4 milim girecek. Cilt altına insülin yapılacak. Ama özelliği üstü özel bir teflonla kaplı. Evet. Yani bu siz iğneyi bir defa kullandığınız zaman ağrı hiç yok. Yok. Evet. Ve ilk bir kez kullanmak gerekiyor. Ama kullanıp defalarca tekrarlarsanız ağrı vermeye başlar. Evet. O yüzden özellikle ağrı artık bir... sorun değil. Sorun ne? İnsülin dozu doğru ayarlanmazsa eğer o zaman hipoglisemi, yani kan şekeri düşmesi. Evet. Şu anki sorunumuz şekeri hızlı düşürmeyen, dengeli düşüren insülinlere ihtiyacımız var. Şimdi yavaş yavaş piyasaya bunlar çıkıyor zaten. Aslında her şey o kadar pratik hale getirilmiş ki hani hastalığın tedavisinde, hastalıkla savaşta gerçekten hekim olarak hani bilim olarak elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Artık buradan sonrası zaten kişiyi ilgilendiriyor. İşte iğne korkusu varmış eskiden. Bu kalemlerle artık o da kalmamış. Ya da başka yöntemlerle bu hastalığı olabildiğince pratik hale tedavisinde pratik hale getirilmeye çalışılmış. Biraz katılım ve açıklık ki burada kesinlikle işte okuma yazmayı bilen ya da işte profesyonel anlamda çok iyi noktada olan kişi farklı değil. Tamamen ego ile alakalı, kişinin kendine verdiği değerle alakalı. Çok basit yolla hiç ummadığınız bir kişi de başarıyı çok güzel yakalarken bazen dirençle karşılaşabiliyorsunuz. Bu direnci kırmak çok önemli. İşte o dirençle katılımla, deneyimle, olumlu geri bildirimler ve katkıyla olacak bir şey. Bir de bu direnç tabii ki zamanlaması da çok önemli. Hasta başlangıçta tedavi kabul eder, katılımı iyi olursa, ilk yıl içinde A1C hedeflerine ulaşırsak, daha sonraki yıllarda kan şekeri bozulsa bile organ hasarlanması daha az oluyor. Evet. Ne kadar erken o kadar iyi. O kadar iyi. Evet. Ama ne kadar katılıma geç kaldı, bir yıl, iki yıl geç kaldı, daha sonra bunun anladığı katılımın iyi olduğunu, işte aynı faydayı görmüyoruz o zaman. Evet. Yani ilk tanı esnası dediğiniz gibi erken dönem çok çok önemli bizim için. Evet. Hocam peki tedavide başka söyleyebileceğimiz, çünkü şimdi çok güzel videolarla renklendiriyoruz programımızı. Evet. İsterseniz önce olmazsa videomuz... olmaz. Kesinlikle. Beslenme. Kesinlikle. Beslenme olmazsa önce videomuzu olmaz. Mu izleyelim? Üzerinden olur. Mi gidelim? Nasıl arzu edersiniz? Videomuzu öyle yapalım. Tamam. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler beslenme tedavisini konuşacağız videomuzdan sonra. İsterseniz önce videomuzu izleyelim, dinleyelim. Daha sonra tedaviyi tekrar konuşmaya devam edelim. Valla doktorumuz bana ekmek yemememi söyledi, meyve falan az yememi söyledi. Ama biz arada bir incir, şeftali kaçırıyoruz. Sigara kullanıyorum, bırakamıyorum. Ara sıra oluyor, yok demeyelim, oluyor. Baklava, üzüm, incir. İlacı almayı atlayabiliyorum bazen. Yani ilaç almak zor, düzenli ilaç kullanmak zor geliyor çünkü. Egzersiz de yapamıyorum, çok istediğim halde olmuyor. Evet, güzel bir videonun ardından beslenme tedavisiyle devam edelim. Aslında insanların aciz olduğu konu değil mi itiraflarda? Kesinlikle. Yani diyabetli olmak şart değil, sağlıklı insanlar da bu konuda bu şekilde. Bir itiraf problemimiz var galiba. Yani bize yasak olacağın şeyler ya veya bize farkındalık yarattıran şeyleri önceden yapmıyor olsak bile ister hale geliyoruz. Evet, böyle doğru. Bir durum var. Tabii gıda çeşitliliği çok. Ha gıda mı yok? Var.
Ama insana deyince tabii tatlı yasak, insanın canı tatlı çekiyor. Evet. Böyle bir durum var. Arzular her zaman, yasaklar her zaman arzu uyandırıyor. Biz yasak mı diyoruz? Yasak diyorsak biz de hata yapıyoruz. Evet. Yasak dememek lazım. Dengeli beslenmek gerekiyor. Evet. Yani aslında bizim diyabetlilere, diyabetli bireylere, bakın biz de ileride belki diyabetli birey olacağız. Böyle bir konumda var. Önerdiğimiz şey sağlıklı beslenme programı aslında. Evet. Yani siz bize deseniz ki ben kilo almak istemiyorum. Bu kilomu korumak istiyorum. Veya başka bir hasta gelse ben diyabetliyim ve kilo almak istemiyorum. Bizim vereceğimiz diyet aynı aslında. Evet. Yani kesinlikle karbonhidrat %0 diye bir şey yok. %20 bir şey de yok. %40'ın aşağısına karbonhidratı zaten düşemezsiniz. Evet. Yani hiç şekerli gıda almayın. Böyle bir şey hayatla bağdaşmaz. Yani vücudumuzun her şeye ihtiyacı var. Değil mi? Şeker olmazsa, karaciğerimiz şeker vermezse bayılırız. Evet. İnsanlar şeker bir miktar yüksek yaşayabiliyor süre açısından. Ama düştüğü an şeker hemen bayılıyor. Evet. Hemen senkop dediğimiz olay gelişiyor. Hemen kalp krizi gelişebiliyor. O yüzden şekeri sınırları oldukça dar bakın. Kan şekerimizin 70'in altına düşmemesi lazım. Ki diyabetiklerde 80 diyoruz. 80 ile 140 arasındaki şekerimizin idame olması gerekiyor. Ne kadar dar bir alan. Evet. Şeker yüksekliği bölümü çok geniş, şeker düşüklüğü bölümü çok az. O yüzden sağlıklı insanların da karbonhidrat alması gerekiyor. Hı hı. Ama bu miktarın kabaca şu an için %55 veya %50 diyelim aşmaması gerekiyor. %40'ın da altına inmemesi gerekiyor. Bir hastam vardı. Mesela kan şekeri yeni tanı diyabet koymuştuk. Diyordum işte şu daha kısıtlı olacak, bu daha kısıtlı olacak. Ben diyor şimdi eşimin yaptığı pastayı yiyemeyecek miyim? Daha önce yiyor muydunuz? Yok, pek sevmezdim zaten. Ama yenmeyecek denince evet, hemen bir aranda ona yönelmiş oluyor. Söz konusu oluyor. Yani bizim galiba buradaki önerdiğimiz kesinlikle bu yasak, şu yasak değil. Her şeyin dengeli yenmesi. Evet. Bunu da beslenme programı açısından diyetisyenlerimiz hallediyor sağ olsun. Çünkü kişinin bir kez diyetisyeni görmesi yeterli değil. Nasıl bizim muayene 3-6 ayda evet bir geliyor. 6 ayda bir de diyet uzmanımızı görüp neleri doğru yapıyor, neleri yanlış yapıyor, neler nasıl yapması gerekir. Bir balığı kızartma mı, ızgara mı yese, hı-hı, daha iyidir. Bir ekmeği tam tahıllı mı, beyaz ekmek mi tercih etmesi gerekir. İnciri ne kadar yiyecek, muzu ne kadar yiyecek, elmayı ne kadar yiyecek, ara öğünleri nereye koyacak. Bunlar evet, zaman zaman vizitlerle bir anda vermek bilgiyi de doğru değil. Çünkü kafa bir anda tabii almayabilebilir. Evet. Ne oldu bana diye de diyebilir hemen. En son bu kadar verdiğiniz eğitim boşa gider, der ki ben en iyisi hapımı yutayım, her şeyi de yiyeyim, hı-hı, şeklinde gider. O da doğru olmaz. Evet. Yani aslında bu tabii ki bir ilaç alıp bittikten sonra iyileşme durumu söz konusu evet değil. Beslenme biçimini artık bir hayat tarzı haline doğru getirmek evet burada sanıyoruz ki önemli. Ve tedavinin esaslarına da geçeceğiz. Zaten konuşuyoruz da. Diyabet tanısını almak için sanıyorum bir tane testimiz var. Program öncesinde söylemiştiniz. Onu söyleyelim isterseniz. Sonra da diğer videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Çok güzel alfabe sıralaması abi. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Şeker yüklemesi ve bayılmak olabilir mi? Valiz şifresi mi? değil herhalde. Yok, bu kadar kısa olmaz. Ama zor yani, olabilir. Herhalde kimyasal bir formül. Bir kısaltma da olabilir. Diyabet hastalığının formülü müdür? Bir mikrobik olay değil mi bu? Evet. Hepatit C. Vallahi HbA1c. Şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Diyabet oluyor olduğunu biliyorum. Bu benim bildiğim kadarıyla diyabeti de tıp 1 diye geçiyor herhalde. Virüs olabilir mi bu? Kesin bir hastalık ismi olabilir yani. Hastalık ismine benziyor ya da bir kan hücresine benziyor yani, hücre ismine. Hiç beklenti almadan birinci olacağım. Evet değerli konuklarım, şifre dendi, virüs dendi, formül dendi hemoglobin A1C için. Evet, neler söylemek istersiniz? Aslında en güzeli en son simitçi söyledi değil mi? Hiç beklenti olmadan birinci olmak. Keşke her şeyde böyle olsa. Evet. A1C'deki hastalarımızın gerçekten, bakın bu videoda iki kişi de diyabetli bireydi. Evet. Onlar da bilemiyorlar A1C'nin ne olduğunu. Ama ileride her üç kişiden biri diyabetli olma gibi bir korkunç istatistik varken A1C'yi şimdiden öğrenmemiz gerekiyor. A1C bizim organlardaki şekerlenmeyi yansıtan biyokimyasal bir testimiz. Evet. 3 aylık ortalamayı veriyor, kan şekeri ortalamasını. Ve normal insanlarda bunun 5,5'un altında olması gerekiyor. Evet. 5,5 ile 6,5 arasında saptadığımız zaman bu gizli şeker anlamına geliyor, bizi uyarıyor. 6,5'u geçerse
organlar açısından kan şeker izleminin daha sıkı yapılması gerektiği diyabetli hastada ve 7'yi geçtiği zaman ise mutlaka tedavi değişikliğinin yapılması gerektiğini belirten bir rakam. Yani bizim için aslında evet hastaya, kişiye göre tedavi ediyoruz ama bir de laboratuvar olarak ulaşmamız gereken en önemli değerlerden bir tanesi. Evet. Tanıda kullanıyoruz, hastayı takipte kullanıyoruz, organ hasarlanması var mıdır veya olasılığı var mıdır diye konuşuyoruz. Yani çok elimizi ayağımızı gerçekten bağlayan, stratejimizi belirleyen bir değer. Bu anlamda hastalarımız ilk tanı esnasında 3 ayda bir A1C hedefine ulaştı mıdır diye bakıyoruz. Ulaştıktan sonra 6 ayda bir mutlaka baktırmasını öğretiyoruz hastalara. Ama hastaların bunu bize sormadan da doktorunun istemesi gerekir. Bir diyabetli hastaya bir doktor arkadaşımız bakarken de nasıl açlık şekerine bakıyorsa A1C'ye de mutlaka bakması gerekir ki şu ortamda da çok unutulduğunu görüyoruz. Hı hı. Hastamız tahlil yapılmış şekerleri var ama A1C'si yok. Evet. Bizim için çok kilit bir önemli rakam olduğu için A1C'ye mutlaka bakmamız gerekiyor. Evet. Hocam ben yavaş yavaş programımızı bitirmek durumundayım. Maalesef bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aslında daha konuşacağımız çok şey vardı diyabetle ilgili. İnşallah önümüzdeki günlerde yine farkındalık yaratmak adına sizlerle birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum ben bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Eklemek istedikleriniz varsa onları almak istiyorum. Daha sonra da birlikte programımızı kapatalım. Ben her zamanki gibi ülkemize sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Sizlere de başarılı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Uyumlu hastalar. Çok mersi. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili Ege'den sağlık izleyenleri ve dinleyenleri bugün diyabeti konuştuk. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü bugün. Elimizden geldiği kadarıyla farkındalık yaratmaya çalıştık. Bizler yarın aynı saatte saatlerimiz 10.30'u gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.